manzarası çok güzel. Bu da ikinci bir fay. Bakın, sonsuzluk. Araba buraya gelmez. Gelir mi bilmiyorum. Karda gelmez. Ateş gitmiş mi? Vay ama dondu ellerim ya. Gerçekten vallahi dondu. Çok soğuk. Çoban Dede Seyir Terası'ndayız. Çatal Dağı izleyerek akşamı yaptık. Hava karardı. Yoğun bir sis akışı var. Evet, çok yoğun bir sis akışı var. Tuna Eren'le birlikteyiz. Merhaba, müthiş bir soğuk var. Yani Ekim ayında değiliz kesinlikle. Sanki Şubat'tayız. Çok ciddi bir soğuk var. Rüzgarın etkisiyle kendini hissettiriyor. Ama sobamızla ve sıcak muhabbetle ısınıyoruz. Tripod yere devrilmiş rüzgardan. Üç bacaklı tripodumuz yere devrilmiş. Bunda kapatma zamanı gelmiş. Evet, şiddetli bir rüzgar var. Neredeyse rüzgardan öteye fırtına seviyesine yakın bir rüzgar var. Şiddetli bir rüzgar var. Çatal Dağı artık bize kendini kapattı. Hava karardı ve yoğun bir sis akışı içerisinde akşam saatlerini yaşıyoruz. Tuna Eren'le birlikte sobamız da yanıyor. Ocağımız yanıyor. Tamam. Şuraya koysanıza.
Çatal Dağı'nın zirvesine gitmek üzere harekete geçtik. Bulunduğumuz Çoban Dede'den yola çıktık. Oldukça sık bir kayın ormanındayız. Çok genç bir kayın ormanı. Hava rüzgarlı olduğu için görüş o kadar net ki güneş bile çok parlak bir ışık veriyor. İnsan güneşin ışıklarına bakmakta da çok zorlanıyor. Aslında nemli tabii tabii. Yani nasıl olmaz? Nemli olmasına rağmen mantar yok. Etrafımızda avcılar var. Avcıların atışlarını duyuyoruz zaman zaman. Ne vuruyorsunuz diye sorduğumda dün karşılaştığım avcılar biz yelveciyiz, kuşçuyuz dediler. Çatal Dağı'nın zirvesine yine gidiyoruz ama bir sonbahar günü. Bugün 21 Ekim 2024. Günlerden Salı. Çatal Dağı'nın zirvesine doğru gidiyoruz. Hayvanlar için hazırlanmış bir yalak var. Hayvanlar buradan su içiyorlar. Eski yalak çürümüş. Burada betondan yeni yalak yapmışlar. Bölgede çok fazla hayvan geziyor. Yani büyükbaş hayvan geziyor. Böyle bir yerde kamp yapmayı da çok seviyorum. Çok güzel bir yer. Yani. Güzel. Ben burayı her inişimde burayı seviyorum. Böyle çok bana ilginç geliyor. Evet. Dele indik ve şimdi de Çatal Dağı doğru yükselmeye başlıyoruz. Bu yerden itibaren yükselmeye başlıyoruz. Tuna şurayı izleyelim dedi. Durup bir iki dakika izleyelim dedi. Gerçekten ormanın çok güzel, kendine özgü bir yapısı var. Yani yukarıdan eğimi bir bele iniyorsunuz. Bu beldeki görüntü kayınlar, çok daha yaşlı kayınlar. Bizim indiğimiz bölgede genç kayınlar vardı. Burada daha yaşlı kayınları görebiliyoruz. Çatal Dağı'nın jeolojik yapısı böyle yer yer çok sık bir şekilde çok farklı kaya oluşumları var. İşte bu kaya oluşumları bu bölgeyi özel kılan, bunları izlerken bile çok heyecan duyuyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Çok güzel yerler. Bu sadece bu alana mahsus değil, çok geniş bir alan bu. İda Madra denilen özel jeolojik yapıya sahip. Bu bölgenin de UNESCO Dünya Mirası'na kabul edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Umarız bu çalışmalar başarıya ulaşır ve bu bölge özel bir koruma alanı olur. Bu restler de buradan kaldırılır. İşte farkında olmamız gereken de bu. Bu güzelliklerin insan eliyle yapılamayacağının bilinciyle doğaya bakmamız gerekiyor. Onun için doğal değerlerin
dikkate alınarak bazı res gibi, yani bizim için tamam enerjiye ihtiyacımız var ama doğal değerler de bizim için eşsiz ve kaybettiğimizde bir daha geriye dönüşü yok. Bu konuya bu bilinçle bakmamız lazım. Şimdi dönüşte Çatal Dağı uğrayacağız. Biz de şimdi şu tepeye gidiyoruz. Ağaçların içinde mi görünüyor? Ama bayağı da yüksek bir şey orası. Şuradan çıkacağız. Bayağı yüksek ya. Şuradan çıkacağız. Hadi bakalım şimdi biz oraya gidiyoruz, o tepeye. O şu görünen tepeye gidiyoruz buradan. Burası da aşağıda çıktığımız bel gibi, burası da çok güzel. Gerçekten güzel. Oo, burada da kaya yapısı. Yine farklı, görüyor musun? Kayaya bir bakar mısın ya? Müthiş. Haydi bakalım. Biz şimdi bu kayaların yanından zirveye doğru bir çıkış yapalım. Kayalar bir yerden geçit veriyordu ama şuradan bakınca sanki geçilemeyecek gibi bir görüntü de var. İnlerine doğru gidiyoruz. Evet ya, tam bir in. Değil mi? Şimdi uzaktan baktığımızda sıradan bir orman görünüyor ama içine girdiğimizde burada karşınıza çıkan kayaları görünce, yani geçit vermeyen kayaları görünce ister istemez hem güzel bir görüntü görmekten dolayı mutlu oluyorsunuz hem de size bir engel gibi yolunuzu kesiyor. Evet, şuradan girelim bakın. Geçit verecek mi? Her yer. Evet, maalesef her yer kapalı. Bakalım burası geçit verecek mi? Şunun içine girip bir bakabiliriz. Bir bakalım. Tam bir ayın. Vay canına. Karşımıza bir ayı çıksa hiç de sürpriz olmaz. Gerçekten görülmeye değer. İnanılmaz bir yapısı var. İnanılmaz. Yani bu kadar farklı kayaların oluşumu, bu kadar zengin bir kaya oluşum içinde olmak insanı heyecanlandırıyor. Hadi bakalım. Evet. Mağaralar vesaire. Tam bir ayı barınağı. Tam bir ayı barınağı buralar. Gerçekten çok güzel. Çok etkileyici bir ayı barınağı. Bu bölgede daha gezilecek çok yer var. Demek ki. Gerçekten çok özel bir yer. Evet. Karşıda da yine Çatal Dağı'nın kaya yapısına, o jeolojik yapısına benzer bir yer var. Vay canına, buradan geçebilecek miyiz bak?
birbirimizle göz temasımız kesildi. Bunun nedeni de ben doğrudan kayalara çıkmam oldu. Tuna da geliyor seslendi. Geliyorum diye söylüyor. Evet, buradan geçit veriyor. Kazan Dağı'ndan alternatif bir yer. Ya baksana şu kayaların yapısına. Ne kadar ilginç ya. Müthiş. Yok, burayı görmek önemliydi. Yani iyi ki geldik, güzel bir yer. Evet, evet. Hep aklımdaydı burası. Şuraya gitmeliyim diye. Evet, Çatal Dağı'nın karşımızda. Burası da Çatal Dağı'nın ikizi gibi. Yine. Evet, karşıdaki kayanın yapısı da çok ilginç. Bir gün oraya da gitmeyi düşünüyoruz. Bak, bu taşı buradan kaldıran ne? Ayıcık. Ayı. Burada ayının varlığını anlıyoruz. Çünkü iri bir taş bunu ancak ayı kaldırır. Altından böcekleri yiyor. Zaten şurada ayı olmaması imkansız yani. Biz iyi ki ayıyla karşılaşmadık. Tam bir ayı barınağı. Ayı barınaklarından geçtik yani. Çatal Dağı'na doğru yükseliyoruz.
Az önce karşıki kayalardaydı. Şimdi de Çatal Dağı'na doğru yükseliyoruz. Şu kuz... Yuh, bu kadar mı olur ya insanın başı gözü dönecek.
Önce bu tepeye, sonra da Çataldağ'a çıktık. Böylece bir faaliyetimizin daha sonuna gelmiş olduk. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde buluşmak dileğiyle. Esen kalın efendim.